Sunumlarını yapmak üzere. Bakan yardımcım, çok değerli savunma sanayici, değerli akademisyenler ve iş adamları, size bunları planlıyoruz. Tüm bu projeler olacak. Sistemin hem içerik yönetim sistemi, aşağıda gördüğünüz modüllerden oluyor, görecek. Donanım tedariği ile ilgili görüşmeleri. Değerli konuklar, savunma sanayi sektörü olarak amacımız bilim, teknoloji ve yenilik kapasitemizi yükselterek ülkemizi bu ligde, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir üst ligde olmasını ve bu mücadelede atılmaya çalışan çeşitli çemberin, engellerin üzerine aşarak hedefe ulaşmayı sağlamaktır. Tabii bu teknoloji yolculuğunda savunma sanayi konusunda ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konularda mesafe alırken bunun ayrılmaz parçası olan sanayi ve teknoloji derinliği, ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesi, burada katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar bunun ayrılmaz bir parçası. Savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynağı hatırı sayılır miktarda artırdık. Bu kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Proje sayımız oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Bugün 750'yi aşkın projemiz var ki bunun yarısından fazlasını son 5 yıl içinde başlattık. Sektör olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın en büyük gayelerinden biri de verimliliğimizi artırmaktır. Ve savunma sanayi genelde önemli kaynaklar isteyen ve pahalı bir sektör. Ülkemizin kıt kaynaklarını burada kullanırken de en verimli, en etkin, en katma değeri yüksek şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Gücü olmayan ve gücünü kullanamayan milletler ayakta kalamazlar. Özellikle de milli gücü yüksek olmak, ele güne muhtaç olmamak bu konuda çok önemli ki son zamanlarda eğer bu muhtaçlık durumunda olsaydık ülkemiz ve milli çıkarlarımız adına yaptığımız girişimlerin hiçbirini yapamaz hale gelirdik. Tabii milli gücü oluşturan en önemli unsur insan. İnsan kaynağı da yine ülkemiz açısından şanslı olduğumuz bir konu. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Ve bu nüfusumuzu bilgiyle, yetkinlikle donatmak, iyi eğitmek çok önemli. Bugün çatısı altında bulunduğumuz üniversitemiz ve teknoparkımız bu konuda da yine önemli katma değerleri olmasını beklediğimiz kuruluşlar. Nitelikli insan kaynağı oluşturmak üzere çeşitli kurumlarımız, sektörlerimiz önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da bir dizi çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Savunma Sanayi Akademisi, vizyoner genç, meslek liselerine dönük öğrenci ve öğretmen yetiştirme programlarında bu tür çalışmaları devam ettiriyor ve olumlu sonuçlar almaya başladığımızı belirtmek istiyorum. Bununla ilgili farkındalığın artırılması, katılımın artırılması da önemli. Başkanlık olarak ülkemizin askeri ve sivil teknolojileri de genişleyecek ve bunu daha da ileri kademle taşıyacak hamleler yapabilmesi için bizlerin de 2017 yılından beri robotik insansız ve otonom araçlar geliştirme yarışmaları düzenlediğimizi belirtmek isterim. Ve bu yarışmalarda sizleri de etkin şekilde aramızda görmek bizleri memnun edecektir. Ayrıca ülkemizde oldukça geniş ses getiren, yankı bulan Teknofest faaliyetlerinde başlangıçtan beri en önemli katılımcılarından ve destekleyicilerinden birisi Savunma Sanayi Başkanlığımız ve başkanlığımızın ekosistemdeki savunma sanayi şirketlerimiz. Gençlerimizin çeşitli alanlardaki yeni fikirlerini ve kabiliyetlerini bu yarışmalar sayesinde görmüş oluyoruz. İşte yaptığımız bu çalışmalardaki temel amacımız insan kaynakları verimliliğini, etkinliğini
en üst düzeyde çıkarmak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği küresel güç Türkiye vizyonu doğrultusunda milli teknoloji hamlesine katkı verecek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmektir. Değerli konuklar, Türk savunma sanayi bugün geldiği noktada gemilerimizi, helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, insansız hava araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi, uydu çalışmalarımızı, çeşitli alt kademe, malzeme, motor çalışmalarımızı devam ettirmekte ve bu alanda önemli sonuçlar almakta ve önemli bir yolculuk içinde bulunmaktayız. Fakat bu çalışmaları yaparken geleceğin teknolojilerini skalamamak adına da önemli faaliyetler yapmak gerekiyor. Bugün içten yanmalı motorlar geliştirmeye çalışırken, gaz türbin motorları geliştirmeye çalışırken, gelecekte oluşacak motor ve güç sistemi teknolojilerini kaçırmamak, malzemelerde mevcut ileri ülkelerin eriştiği malzeme yetkinlik seviyesine ulaşmaya çalışırken, gelecekte ortaya çıkacak çeşitli malzemelerin neler olduğu ile ilgili çalışmaları skalamamak ve önümüzde bambaşka bir dünyanın geldiğini gördüğümüz bu aşamada sosyal medya, yapay zeka, nesneler, interneti, interconnected sistemler, insan makine girişimi, insanların ve kitlelerin etkilendiği kademeler gibi bir dizi alan da önümüzde duruyor. Artık bir ülkenin savunması sadece silahlı kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin gücü değil, ülkenin bütün sisteminin enerji, iletişim, altyapı, üst yapı, eğitim sistemi, toplumların yönlendirilmesi, sosyal hareketler gibi bir dizi konu ülkenin gündeminde güvenlik kavramı olarak yer almakta. Ve bugün içinden geçtiğimiz salgın sürecinde de gördüğümüz gibi çok ufak bazı nesneler, bir virüs bütün dünyayı bize getirebilmekte. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak düşünülmesi ve ülkenin geleceğinin ve güvenliğinin bu anlamda ele alınması gerekiyor. Bu çerçevede üniversite bünyesinde ve teknopark bünyesinde yapılacak çalışmaların da önerilecek projelerin de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Artık kaybedecek zamanımız yok, geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketler arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz. Şu an ilk %7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde derecelerin yükseltilmesi, ihracat imkanlarının artırılması, Türkiye'nin belki bütün alanlarda değil ama savunma sanayinin belirli alanlarında derinlik kazanması ve dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olması amacımız. Bu amaç doğrultusunda sizlerle el ele, dirsek dirseğe, kol kola çalışmak çok önemli. Bu çalışma yöntemi ve usulleriyle ilgili sürekli iletişimde kalmak, birbirimizin amaçlarını iyi anlamak, oluşan kapasiteleri ve oluşturulması hedeflenen kapasiteleri iyi anlamak, buna yönelik bir yol haritası ile adım adım yürümek gerektiğine inanıyorum. Teknik ve teknolojik yetkinlik bir bacağı ise bunun organize edilmesi, insan gücümüzün iyi kanalize edilmesi, burada etkin bir yapı kurulması da o kadar önemli. Sorry, bro.